Herkese merhaba arkadaşlar. 10 Ocak Pazar İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. İzmir'in de 2 tane altılısı olacak ki birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 1'de başlayacak. İkinci altılısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 2.30'da başlamış olacak ki ben de yine her iki altı program ile ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım yine sizle tuttuğunuz safkanları da ekleyerek arkadaşlar en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. İzmir programı gündüz koşacak ki akşam programında Adana var. Ben yine Adana ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam Adana koşacak gündüz programında İzmir olacak arkadaşlar. İzmir'in de birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 1'de start alacak. Şartlı bir bir koşu izleyeceğiz ki 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda start alacak. 8 tane ilk defa start alacak Safkan'ın bir araya geldiği bu koşuda arkadaşlar. Ben özellikle bir numaralı arkadaşın önemli bir Yonaguska yavrusu olan Safkan'ın bu grubu kolay geçeceğini düşünüyorum ki oldukça hazırlıkları tatminkar olan Safkan'ın zaten etkileyici de bir pedigrisi var. Bu Safkan etkili bir yarış yapacaktır. Bugün için en büyük rakibi olan bence Ekürüs ile beraber bu grubu arkadaşlar ben kolay geçmesini bekliyorum ki en az kendisi kadar şanslı gördüğümde Ekürüs'ü var. Önemli bir torukmak do yavrusu olan Safkan, önemli yine pedigriye sahip olan Safkan yine iyi koşacaktır diye düşünüyorum. Equirus'ları ben burada çok geçilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu Safkanları kuponlarımıza günü ilk altı için rahatlıkla yalnız bırakabiliriz bu Safkanları bu grubu geçecektir diye düşünüyorum. Gün ikinci yana geldiğimizde ise şartlı 5'te dişlere has olacak bir koşuda 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuya 7 tane safkan katılacak ki günün zevkli koşularından biri. Benim bilindiği birçok kez verdiğim çok da beğendiğim bir safka olan 3 numaralı Gelibolu kızı bir Gelibolu yavrusu olan bu Safkan Nevzat Avcı İdaresi'nde müsait bulduğu bu grubu değerlendirecektir. Her ne kadar Safkan özellikle son yarışlarında bence kalitesinin altında koşular koşuyor gibi gözükse de bugün için müsait grubu değerlendirme noktasında oldukça şanslı görüyorum arkadaşlar. 3 numaralı Gelibolu kızı benim özellikle sevdiğim ve beğendiğim Safkanlardan biri bu grubu geçme noktasında muhakkak değerlendirilmeli. Rakip hanesinde ise çok sert gruplarda start alan bir numaralı Yemen güzeli ki özellikle son ikinciliğini çok beğendim ben. Yine Gökhan Koca idaresi start alacak olan Safkan'ın ben etkili bir koşu yapmasını bekliyorum. Sürpriz arama noktasında da burada 4 numaralı Gökçe Melek değerlendirilebilir. Son startındaki birinciliği Maiden koşuda fena değildi. Bugün için Onur Öztürk idaresinde ters bir yarış çıkartabilir arkadaşlar. Özellikle gruptan biraz daha farklı gördüm. Yani 3 ve 1 numaralı Safkanlar benim önceliğim. Daha sonrasında 4 numaralı safkanı arkadaşlar günün bu ayağı için şanslı Afgan konumunda değerlendirebiliriz. Günün 3. ayına geldiğimizde ise aynı zamanda 7'li Plasen'in de başlangıç ayına uçacak olan bu koşu Handikap 13'te koşacak. 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe e, kunda izleyeceğiz ki her ne kadar 2,5 aylık bir arası olsa da 1 numaralı Prime Reiner arkadaşlar Mertcan Çelik ile beraber he, bu grupta değerlendirilmeli. Zaten özellikle safkan, buradaki safkanların birçoğu Maiden'dan çıktıktan sonra herhangi bir varlık gösterememiş safkanların bir araya geldiği bir grup. Bu tarz bir grupta bir 1 numaralı pre-runner arkadaşlar dediğim gibi verdiği araya rağmen yerlerde bakılan safkandan etkili bir koşu gelecektir muhakkak değerlendirilmeli. Rakip hanesinde ise arkadaşlar 2 numaralı Gran Garo olacak ki Mehmet Kaydaer ise start alacak olan Markavel yavrusu da e, maiden'dan çıktıktan sonra... Bence biraz sert gruplarda start alındı Safkan. Eğer ki o gruplardan etkilenmediyse bugün için bu grubu değerlendirebilir. Muhakkak yine kuponlarımızda bulundurulması gereken bir diğer Safkan konumunda gözüküyor. Ben özellikle 1 ve 2 numaralı Safkanları gruptan biraz daha önde tutuyorum arkadaşlar. Bu iki Safkan'ı yazalım. Daha sonrasında varsa yine tuttuğunuz Safkanlar günün bayağı için değerlendirmeye çalışalım. Günün 4. koşusuna geldiğimizde ise aynı zamanda arkadaşlar 2. altılında başlangıç ayına oluşacak olan bu koşu Handikap 16 koşacak. 4 ve yukarı Arapları 1600 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuya 9 tane safkan start alacak. Dediğim gibi ikinci altılığında başlangıç ayağını oluşturan bu koşu için özellikle iki malı kış masalı bir kazber temsisi olan safkan özellikle bu mesafeleri etkili koşuyor istediği tempoyu önde kurması durumunda etkili koşuyor. Eğer numarayı vermezlerse ki yarın büyük ihtimalle alamayacaktır. Hemen önde giden Safkan'ın arkasına duruyor. Bu şekilde de yine sonlarda biraz sonrası artararak Safkan kalitesini ortaya koyarak e, inatçı karakteriyle bir Kazber temsil özelliği bulunan Safkan'dan etkili bir koşu gelecektir. Kazanma noktasında çok şanslı görüyorum arkadaşlar 2 numaralı kış masalarını. ama özellikle son ikincinin çok beğendim. 4 numaralı şif nefesi üzerindeki jokey Gökhan Gökçe idaresinde çok da ihmal edilmemesi gibi gerekiyor. E, ayakları hızlı olan bir safkan e, bilindiği gibi bilinen bir temposu da var safkanın. Özellikle önce çok sert tempoda gidecek bu koşuda e, bu safkan etkili bir koşu çıkartabilir ve son olarak da eğer ki büyük ihtimalle öyle olacak e, İzmir'de yağışlı bir hava olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu Böyle bir durumda da 7 numara Gürdenli'nin e, ben özellikle ıslak kumda çok etkin koştuğunu düşünüyorum. Bu safkanı yine ben sürpriz hanesinde değerlendirmenin doğru olacağını düşünüyorum. Yani özellikle 2 ve 4 rakip hanesinde ise 7 malı safkan arkadaşlar günün ilk ayağı için muhakkak değerlendirilebilecek safkanlar konumunda görüyorum. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise Handikap 15'te 5 ve yukarı Araplar izleyeceğiz. 2200 metre mesafe kumda start alacak 10 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu için arkadaşlar. Ben yine özellikle 5 numaralı Uçan Karaca'nın sevdiği mesafete Samet, Samet Akuş'la beraber iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Ben de özellikle şans safkan konumu olacak. Rakibhanesinde ise 3 numaralı Ateş Adası bu mesafeyi seviyor. Değerlendirmek lazım. 4 numaralı Cesur Ayak yine Mertcan Çelik'le beraber etkili koşmasını beklediğim bir diğer safkan ve son olarak beklentinin altında koşular koşsa da son startında biraz kıpırdanan 7 numaralı Atan Erhan Musafkanlığında bir özgün an yavrusu olan bu Musafkanlığında Nevzat Avcı İdaresi'nde değerlendirmemiz doğru olacak gibi gözüküyor. Özellikle 5 numaralı Uçan Karaca'dan etkili bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde ise arkadaşlar dediğim gibi 3-7 ve 4 numaralı Safkanları günün arkadaşlar ikinci ayağı için biraz daha ön plana çıkardığım Safkanlar olacak. Günün 6. koşusu aynı zamanda 3. ayak arkadaşlar. Açık 2'de koşacak. Güzel İzmir koşusu olarak koşacak olan bu koşuda 1600 metre mesafe kumda önemli safkanları bir araya getirecek olan bu koşu için ben özellikle son yarışlarında etkin performansıyla beraber iki tane safkanın bu grup için sanki yeterli olacağını düşünüyorum ki bunlardan biri zaten bilinen kalitesiyle özellikle çok formda bir dönemken biraz son yarışlarında performansının düştüğünü düşündüğüm 5 numaralı kuzey yağmuru olacak ki bir takıt yavrusu olan safkan halis idaresinde bilinen stiliyle arkadaşlar etkili bir koşu çıkaracaktır. Son iki yarışını mükemmel koşan 4 numaralı Kikman arkadaşlar en büyük rakibi noktasında gözüküyor. Yani 4 ile 5 numara safkanlar sanki bu ayak için yeterli gibi gözüküyor bende. Bu iki safkanı yazalım arkadaşlar. Daha sonrasında varsa yine sürprize tuttuğumuz safkan değerlendirebilirsiniz. Günün dördüncü ana geldiğimizde ise kısa vade 8 bir koşu izleyeceğiz. 3 yaşlı İngilizleri 1600 metre mesafe kumda start alacak. 6 tane safganı start alacağı bu koşu. Günün en dengeli koşularından bir arkadaşlar ki buradaki 6 safgandan hangisi kazansa benim için çok da şaşırtıcı olmaz. Dediğim gibi zor dengeli bir grup gibi gözüküyor. Ama özellikle 2 numaralı Kafkas Bey son startını ben çok beğendim. Safganın çok etkili, çok güzel bir koşu çıkardı. Ben o yarışının çok da ee, şans olduğunu düşünmüyorum ki çok yüksek bir ganyanla kazanmıştı 56 57 gibi yanlış hatırlamıyorsam. Ben bugün için yine etkili koşacağını düşünüyorum bu safkan değerlendirilmeli. Eğer önde istediği tempoyu kurması durumunda çok seri bir safkan olan 3 numaralı like The Starsa arkadaşlar yine Billion Ertemsi olan safkan Kadirle beraber iyi uyum sağladılar, etkili koşuyorlar. Denenmeli. Önde çok sert tempoda gitmesi durumunda sonlarda etkili gelmesini beklediğim 4 numaralı Lucky Justin arkadaşlar yine Halis idaresinde yine şans verilmesi noktasında değerlendirilebilir. Dediğim gibi zor bir ayak arkadaşlar. Ben özellikle 2, 3 ve 4 numara safkanları biraz ön plana çıkarmış olsam da buradaki 6 safkanın hangisi kazansa benim için çok da arkadaşlar sürpriz olmaz. Dediğim gibi dengeli bir grup. Muhakkak arkadaşlar bütçemiz dahilinde biraz daha fazla atın yazılmasının gerek olduğunu düşündüğüm ayaklardan biri. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise şartlı bir de izleyeceğiz. 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda bir araya getirecek ki 8 tane ilk defa start alacak Safkan'ın bir araya geldiği bu koşu için özellikle yine burada 3 numara arkadaşlar Hikmet Han bir toruk temsilcisi olan Safkan etkili pedigisiyle dikkat çekiyor. Gökhan Gökçe idaresinde Bence denenmeli. Rakip aynısında ise 2 numaralı Dark Knight arkadaşlar yine Mehmet Kaya idaresi start alacak olan bu safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Ve son olarak da arkadaşlar 7 numaralı Just Diamond olacak gibi Justin Far yavrusu olan bu safkanda yine Gökhan Kocakaya idaresinde şanslı gördüğüm bir diğer safkan konumunda özellikle üst diyorum rakip hanesinde 2 ve 7 numaralı safkanlar arkadaşlar en azından gruptan biraz daha ayırdığım safkanlar olarak gözüküyor. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te bir koşu izleyeceğiz ki 4 ve yukarı İngilizleri 2100 metre mesafe kumda start alacak 12 tane safkanın start alacağı bu grup için ben bir tane Safgan'dan bahsedeceğim. Zaten bu safkanda kuponumu arkadaşlar yalnız bırakacağım. Bu da 5 numaralı Uygur olacak. Uygur bilindiği gibi uzun bir arası vardı ki 6 ay ara sonrası arkadaşlar bir yarış gördü ki o startında Sakvana safkana dilba takviyesi yapılmış ki ben etkili de olduğunu düşündüm. ile beraber iyi bir start alan Safgan sonlara doğru nefesinin de biraz zorlanmasıyla beraber yarış o gün için önde çok hızlı tempoda giden safkanların arkasında güzel bir üçüncülük çıkardı ki 6 ay sonra gördüğü bu yarış sonrası ben nefes açtım düşündüğüm safkandan bunun için daha etkili daha kolay bir yarış bekliyorum ki o günkü koştuğu rakiplere nazaran daha da kolay bir grupta start alan 5 numaralı Uygur'un ben yetenekli birincisi Mustafa Çiçek idaresinde günün son ayağında arkadaşlar kazanan safkan olacağını kuponları da rahatlıkla yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar İzmir'in altılısının ikinci altılısının daha doğrusu son ayağındaki 5 numara Uygur benle geçilmez kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Arkadaşlar İzmir programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz hatları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese yarın için bol şans diliyorum.